Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS coğrafya denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden deneme çözümümüze başlayalım. Aşağıda verilen merkezlerden hangisinde 21 Haziran tarihinde güneşin doğuşu ile batışı arasında geçen süre en kısadır demiş bizlere. Güneşin doğuşu ile batışı arasında geçen süre gündüz olarak ifade ediliyor biliyorsunuz ki. 21 Haziran tarihinde eksen eğikliğine bağlı olarak kuzeye doğru arkadaşlar kuzeye doğru gündüz süresi artacağından en kısa gündüz en güneyde yer alan kentimiz olan Hatay'da ne yapacaktır? Yer alacaktır. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Geldik bir diğer soruya. Ülkemizde dağların denize dik uzandığı alanlarla ilgili ifadelerinden hangilerinin doğru olduğu savunulabilir demiş bizlere. Ulaşım doğal geçitlerden sağlanır. Koy, körfez, ada sayısı fazladır. Kıyı kumulları dar bir alanda görülür. Delta oluşumu yaygındır demiş bizlere. Ülkemizde biliyorsunuz ki Ege bölgesinde dağlar denize ne yapıyor? Dik uzanıyor. Bu alanlarda ulaşım doğal geçitlerden sağlanır bilgisi yanlıştır. Dağların denize paralel uzandığı yerlerde doğal geçitlerden ne yapıyoruz? Sağlıyoruz. Koy, körfez, ada sayısı dik uzandığı yerlerde nedir? Fazladır. Arkadaşlar, burada girinti çıkıntı fazladır bu kıyılarda. Bu nedenle koy, körfez, ada ve yarım ada sayısı fazla bu noktada. Arkadaşlar, o yüzden 2'yi kabul ettik. Kıyı kumulları dar bir alanda görülür. Bilgisi ise nedir? Yanlıştır. Kıta sahanlığı geniş olduğundan kıyılarda kumullara geniş alanda rastlanıyor. Bu durum kumsalların geniş olması olarak düşünebiliriz. Bu noktada bunu kabul etmedik. Delta oluşumu yaygın mı? Evet, kıta sahanlığı geniş olduğundan dolayı akarsuların denize döküldükleri alanlarda ne yapıyoruz? Deltalara rastlıyoruz. O yüzden burada cevabımız 2 ve 4 olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Karadeniz kıyı kesiminde doğu ve batı kısımlarda delta ovası bulunmazken orta kısımda Bafra ve Çarşamba ovaları olmak üzere iki tane delta ovası bulunmaktadır. Bu durumun oluşmasında hangisi etkili olmuştur diyor bizlere. Dağların uzanış yönü demiş. Boylan farkı, dağların kıyıya uzaklığı, yağış rejimindeki farklılık, hakim rüzgar yönlerinin farklı olmasını vermiş. Bakıldığı zaman Karadeniz kıyı kesiminde dağlar biliyorsunuz ki denize paralel uzanıyor. Doğu batı kesimlerde dağlar kıyıya yakın iken orta kısımda dağlar daha nedir? İçeridedir. Bunu şöyle yaparsak arkadaşlar ne demiştik? Doğu batı kesimlerinde şu bölgelerde nedir? Dağlar kıyıya yakındır. Orta kısımda ise daha nedir? İç kesimlerdedir dağlar. Bu nedenle Orta Karadeniz'de kıta sahanlığı ne olacaktır? Geniş hale gelmiş olacaktır. Kıta sahanlığının geniş olmasından dolayı da delta ne yapacaktır? Oluşabilecektir. Yani Bafra ve Çarşamba ovaları iç kesimlerde yer alıyor. Kesimde Orta Karadeniz'de. O yüzden dağların kıyıya uzaklığı ile ne yapıyoruz? Bunu açıklıyoruz. Geldik bir diğer sorumuza. Birazcık geri alalım. Soru birazcık uzun olduğu için şöyle geri aldık. Aşağıda Türkiye'nin yıllık izoterm haritası gösterilmiştir. Haritadaki bilgilere göre hangisi yanlıştır demiş bizlere. Bakalım genel olarak sıcaklıklar güneyden kuzeye azalmaktadır. Bakalım güneyden kuzeye doğru sıcaklıklar azalıyor değil mi? Güneyde 21, kuzeyde 13'e kadar inmiş. Doğru. İzotermler genel olarak paralellere uygun olarak uzanmaktadır. Evet arkadaşlar genellikle paralellere uygun olarak uzanıyor. Bu bilgimize doğru. En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu'nun güney kısmındadır. Evet, baktığımız zaman 21 derece ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kısmıdır. Sıcaklığın en düşük olduğu alanlar ülkemizin kuzeydoğu kesimleridir. Kuzeydoğu 13 derece ile. Evet, bu bilgimize doğru. En düşük sıcaklık değeri 13 mü? Hayır. Bakın arkadaşlar, mesela burası 14. İşlere gittiğinizde 13. Daha işlere gittiğinizde 12. Sınırlara yaklaştığınızda daha da iniyor 12. Mesela o yüzden bakın burada 13 demiş. Daha iç kesimlere gittiğinizde bu sıcaklık daha da düşecektir. O yüzden cevabımız burada E şıkkı oldu. Geldik bir diğer soruya.
Yukarıdaki haritada işaretli alanların yer şekilleri özellikleri düşünüldüğünde hangi alanlarda yol yapım maliyetlerinin daha düşük olduğu söylenebilir demiş bizlere. Haritada ok işaretli yerlere bakıldığı zaman bir numaralı bölge arkadaşlar burası alan bir numaralı alanda baktığımız zaman İstanbul Boğazı'nın geçilmesi gerekmekte ve maliyet burada ne olur? Fazla olur. Değil mi? Fazla olur. O yüzden bu illeri atalım. 2 numaralı bölgeye baktığımız zaman ise bu alanda dağlar denize dik uzandığından iç kesimlere ulaşım daha nedir? Kolaydır. O yüzden burada maliyet daha düşüktür. Daha düşüktür. Bunu aldık. E şıkkı gitti kafadan. D şıkkı gitti. 3'ü de açıklayalım. 3 numaralı bölge Menteşe yöresidir. Dağlar burada uzanış yönü itibariyle nedeniyle maliyet daha fazla oluyor. O yüzden bu da nedir? Kabul etmeyeceğiz. 3 de gitti. Cevabımız çıktı. 4'e bakalım. 4 numaralı bölgede geniş düzlükler bulunduğundan ulaşım maliyeti düşük olur. Burada. 5 numaralı bölgeye gittiğimizde ise Doğu Karadeniz dağlarıdır. Burada yüksek ve engebeli olduğundan dolayı nedir? Maliyet fazla olacaktır yine. Cevabımız 2, 4 olmuş oldu. Geldik 33'e. Birazcık yaklaşalım. Aşağıdaki ovalardan hangisi oluşum kökeni bakımından diğerlerinden farklıdır demiş bizlere. Amik vermiş, Pasinler, Sulova, Elmalı, Tercan'ı vermiş. Amik Ovası, Pasinler Ovası, Sulu Ova ve Tercan ovaları arkadaşlar bunlar nedir? Tektoniktir. Tektonik kökenlidir. Elmalı Ovası ise karstik olduğundan dolayı burada cevabımız ne olacaktır? Elmalı Ovası olacaktır. Cevap Denizli oldu. Ülkemizdeki yer şekillerinin oluşumunda birçok dış kuvvet etkili olmuştur. Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşumunda farklı bir dış kuvvet etkili olmuştur diye sormuş bizlere. Kapıdağ Yarımadası'nı vermiş, Peribacaları, Çukurova Deltası'nı, Köprülü Kanyonu, Kapadokya'daki kırgı bayırları vermiş. Arkadaşlar Peribacaları olsun, kırgı bayırlar, deltalar, kanyon vadiler bunlar akarsular tarafından oluşturulmuş yer şekilleridir. Tekrar ediyorum akarsular tarafından. Akarsular tarafından oluşturulmuş yer şekilleridir. Kapıdağ Yarımadası ise dalgaların oluşturduğu biriktirme şekillerinden biri olan tombolodur. O yüzden burada farklı bir dış kuvvet dediği için cevabımız Kapıdağ Yarımadası olmuş oldu. Bir tombolodur Kapıdağ Yarımadası. Geldik 35'e. Şehirlerin büyüyüp gelişmesine etkili olan faktörler o şehrin fonksiyonu olarak adlandırılmaktadır. Aşağıda verilen şehirlerden hangisinin gelişmesinde diğerlerinden farklı bir faaliyet etkili olmuştur diyor. Kırıkkale'yi vermiş, Karabük, İskenderun, İzmit, Konya'yı vermiş. Burada arkadaşlar Kırıkkale, Karabük, İskenderun ve İzmit şehirlerinin gelişiminde sanayi fonksiyonu nedir? Ön plandadır. Konya ise gelişiminde nedir? Tarım. Tarım sektörü daha ön planda olduğu için burada farklı olanı soruyor. Cevap Konya oldu. Geldik bir diğer soruya. İklim şartlarının ekonomik faaliyetlere ve insan yaşamına olumsuz etkisinin bulunduğu alanlar genellikle seyrek nüfuslu alanlardır. Aşağıda verilen alanlardan hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek verilemez demiş. Hakkari, Tuz Gölü, Yıldız Dağları'nı vermiş, Sivas'ı vermiş. Güneydoğu Anadolu'nun güneyini vermiş bizlere. Arkadaşlar Hakkari yöresi, Tuz Gölü çevresi, Sivas çevresi, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi buralar iklim koşulları ne yapacaktır? İnsan yaşamını olumsuz etkileyecektir bu yörelerde. Ancak Yıldız Dağları'nın seyrek nüfuslama nedeni nedir? Engebe ve yollara sapa kalmasından dolayı. Engebe ve yollara sapa kalmasından dolayı ne olacaktır? Bu yukarıdaki açıklamaya örnek olarak verilmeyecektir. Cevap C şıkkı oldu. Geldik 37'ye. Aşağıda verilen alanlardan hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğu daha fazladır? Tarımsal nüfus yoğunluğu çiftçi nüfusun tarım alanına bölünmesiyle bulunuyordu. Hatırlayın. Tarım alanının az, çiftçi nüfusun fazla olduğu alanlarda tarımsal nüfus yoğunluğu ne olacaktır? Fazla olacaktır. Burada Konya, Edirne, Adana ve Şanlıurfa'da tarım alanları geniş olduğundan yoğunluk nedir? Azdır. Ancak Rize'de tarım alanları nedir? Dardır. Ve insan gücüyle
gücüne dayalı tarım yapıldığından yoğunluk fazladır. Burada neye bakacağız? Bir, tarım alanı dar olacak. İnsan gücüne dayalı tarım yapıldığından dolayı da yoğunluk burada fazla olacaktır. Cevap Rize oldu. Geldik 38'e. Bir tık geri alalım şöyle. Yukarıda bazı özellikleri verilen tarım ürününü sormuş bizlere. Sulanabilen alanlarda yetişir. En fazla İç Anadolu bölgesinde yetişir. Güneydoğu Anadolu'da sulamanın gelişmesiyle üretim artmaktadır. Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir üretimde önemli illerimizdir demiş. Burası arkadaşlar bu tarım ürünü nedir? Fasulyedir. Fasulyeyi bize anlatmış bu noktada. Geldik bir diğer soruya. 39'dayız. Ülkemizde orman varlığının en fazla ve en az olduğu illeri sormuş bizlere. Arkadaşlar en fazla olduğu il Antalya'dır. En az olduğu il de Iğdır'dır. Bu noktada cevap E şıkkı olacaktır. Bazı hayvancılık faaliyetlerinde doğal koşullar ve bitki örtüsü belirleyici olurken bazılarında ise doğal koşullara bağlılık yok denilecek kadar azdır. Buna göre faaliyetlerinden hangilerinde doğal koşullara bağlılık daha fazladır demiş. Arkadaşlar ipek böcekçiliğini vermiş, besi hayvancılığını, arıcılığı, kümes hayvancılığını vermiş. İpek böcekçiliği dut yapraklarıyla biliyorsunuz ki ipek böceği besleniyor dut yapraklarıyla. Doğal koşullara bağlılık söz konusu o yüzden bu noktada. Daha sonra aynı şekilde bitki çeşitliliğinin fazla ve el değmemiş doğanın bulunması arıcılık faaliyetleri ne yapacaktır? Arıcılık faaliyetlerinde aranan şartlardır bunlar. O yüzden doğal koşullara ipek böcekçiliği ve arıcılık daha fazladır. Bu noktada besi hayvancılığı ve kümes hayvancılığında ise yemlerle beslendiğinden doğal koşullara bağlılık nedir? Azdır burada. Cevap 1-3 oldu. Yukarıdaki haritada ülkemizde çıkartıldığı alan gösterilen maden hangi seçenekte doğru verilmiştir diye sormuş. Haritada nereleri vermiş arkadaşlar? Menteşe'yi vermiş, Elazığ'ı vermiş, Kop Dağı'nı, Bursa'yı, Adana'yı ne yapmış? Buralarda vermiş. Buralarda verilen maden arkadaşlar bu alanlarda bulunan maden daha doğrusu nedir? Kromdur. Cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak. Menteşe yöresinde Köyceğiz, Dalaman, Fethiye'de, Elazığ'da, Guleman. Arkadaşlar bu yörelerde krom madeni var. Geldik 42'ye. Neyi sormuş? Sanayi tesislerinin kuruluş yeri seçiminde enerji kaynakları, ulaşım, ham madde, iş gücü, pazara yakınlık gibi faktörler etkili olmaktadır. Yukarıdaki haritada işaretli alanların hangisinde sanayinin gelişmesinin nedeni enerji kaynağına yakınlıktır demiş. Haritada bakıldığı zaman 1 numarayı vermiş, 2 numara, 3, 4 ve 5 numaraları vermiş. Buralarda 2 numara arkadaşlar. Burada taş kömürü sanayinin bu alanda gelişmesinde enerji kaynağına yakınlıktır. O yüzden cevap Zonguldak çevresi olacaktır. Taş kömürü. 43'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin ihracatında önemli paya sahip olan ürünlerden değildir? Ulaşım araçları var, cam seramik ürünler var, elektronik araç gereçler var, gübre yoktur. Maalesef gübreyi ne yapıyoruz arkadaşlar? Kimyasal gübreleri üretimimiz yetersiz olduğundan dolayı dış alım yapıyoruz. Yani ithalat burada önemli bir yerde. Gübrede, dokuma, tekstilde de yine ihracat vardır. Cevap Denizli oldu. 44'teyiz. Ulaşımın gelişmiş olduğu alanlarda diğer ekonomik etkinlikler de gelişir diyen bir kişi bu görüşünü desteklemek için haritada verilmiş şehirlerden hangisini örnek gösteremez demiş. İzmit'i, Samsun'u, Ankara'yı, Isparta'yı, Antep'i vermiş. Burada ulaşımın gelişmiş olduğu alanlar da ne oluyor? Sanayi, ticaret, turizm gibi başka ekonomik faaliyet kolları da gelişiyor. Ancak burada arkadaşlar Isparta'ya baktığımız zaman Isparta ili Antalya yolu üzerinde bulunmasına rağmen ticari etkinlikler bu noktada gelişmemiştir. İzmit'te, Samsun'da, Ankara'da, Antep'te gelişmiştir. Cevap o yüzden Bursa, Isparta seçeneği olacaktır. Son sorudayız. Tarihi eserleri, doğal güzellikleri, ormanlık alanları ve bitki türlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak amacıyla ülkemize bazı alanlar milli park ilan edilmiştir. Aşağıda verilen alanlardan hangisi yer şekilleri ve tarihi güzellikleri korumak amacıyla milli park ilan edilmiştir diyor.
Arkadaşlar bir önceki denememizde de buna benzer bir soru vardı. Cevap ne olacaktır? Göreme Milli Park olacaktır. Peribacaların olduğu için peribacaları hem doğal güzelliktir hem arkadaşlar peribacalarının işlerinin oyulmasıyla oluşmuş kiliseler bulunduğundan dolayı o yüzden cevap ne olacaktır? Denizli Göreme Milli Parkı yani peribacaları olacaktır. Evet. Bu soruyla birlikte sizlerle beraber toplamda ne yaptık arkadaşlar? 18 soru çözdük. Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.